Devam ediyor Allah'ımız. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Bakın bir yerlere gittiniz diyor Allah Teala. Ya da hastasın. Bir yere gitmene lüzum yok. Sefere çıkmadan. Ama hastasın. Hastalığın da suyun bedenine nüfuz etmesini engellemen gerektiği bir hastalık. Bıçak yemişsin. Dikiş atılmış. Su buraya nüfuz etmemek zorunda. Allah Teala İslam kolaylık dinidir. Ne diyor? Sen vücudunu yıkama. Su bulunsa bile sen vücudunu yıkamayacaksın. Ne yapacaksın? Mes yapacaksın. Teyemmüm yapacaksın. Teyemmüm nasıl yapılır? Teyemmümün farzı ikidir kardeşler. Bir, niyettir. Evuzu besmele çekersin ve kalbinden şuna niyet edersin. Niyet ettim Allah rızası için. Su bulamadığım için teyemmüm ile abdest almaya. Birinci şartı yerine getirdin. İkinci şart nedir? Bir temiz toprak parçası, bir kiremit, bir tuğla, bir duvar, bir taş, bir kaya, yanmayacak bir nesne. Tahta yanar mı kardeşler? Yanar. Tahtadan teyemmüm olmaz. Ölçü budur fıkıh kitaplarında. Niyeti getirdin. Bu toprak parçasına elini vuracaksın. İki elini vurdun ve biraz bastıracaksın. İleri geri yapacaksın. Ondan sonra ellerini birbirine vuracaksın. Yapışmış olan toz toprak varsa bir kısmı aşağı düşsün. Ellerin sade kalsın diye. Üç defa. Sonra yüzünü mesheteceksin. Az evvel zikrettiğim gibi yüzün ölçülerinin tamamını mesh ile kaplama yapman gerekiyor. Bu bir. Sonra Allah Teala ne buyurdu? Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Su bulamazsanız temiz toprağa dokunun ve onunla yüzlerinizi önce yüz diyor, sonra ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Yüzü yaptık mı kardeşler? Buna darp deniyor. Teyemmümün iki farzından bir tanesi. Darp. Yüzü yaptık. Sonra bir daha ellerimizi vuruyoruz. Bir daha birbirine vuruyoruz. Ondan sonra sol el, iki parmağı çıkartıyorsun. Şu kısımla, avuç içiyle. Elinin dışından alıyorsun. Bak sadece mes. Dört parmak yukarıya kadar geliyorsun. Sonra elini çeviriyorsun. Üstünü kaplıyorsun. Sağ kol bitti. Sonra sol kol. Arka taraftan başlıyorsun. Dirseklere kadar. Sonra elini çeviriyorsun. Üst tarafa getiriyorsun. Ne oldu? Sen abdestlisin. Teyemmüm deyip geçmeyin kardeşler. Ehl-i sünnet alimleri ve Allah dostları, veliler teyemmüm konusunda çok hassastırlar. Birçok alim, birçok Allah dostu vardır ki uyanır uyanmaz tuvalete gidinceye kadar abdestsiz bulunmayayım diye yataklarının yanındaki tuğlayla teyemmüm alırlar. Bakın sağlam Müslümanlar hastanede yatacakları bir hastalığa düçar oldukları zaman ilk yaptıkları şey nedir? Rahmetli Erbakan hocamız son dönemlerinde yatalak hasta oldu. Bir dönem hastanede yattı. İlk istediği şey neydi? Tuğla. Bana bir tuğla getirin. Ne yapacak tuğlayı? Bütün gazeteciler haber yaptı. Bu adam tuğlayı ne yapacak orada ya? Hiçbiri bilmiyor ki. İslamiyet'in haberleri yok. Bu adam beş vakit namaz borcu aklı başındaysa üzerinden gitmemiş demektir. Felç bile olsa, yatalak bile olsa, aklı başındaysa ima ile bakarak abdest alacak. Tuğlaya dokunamasa bile. Namazını ima ile kılacak. Şimdi o tuğlayı alır hasta insan. İlk olarak o tuğlayı ister ve bu tuğlayla ya da kiremitle ya da taş parçasıyla teyemmüm abdestini alır. Su bulunsa bile hasta olduğu için Allah Teala buna ruhsat vermiştir. Bu şekilde alabilir. Bedeninde bir arıza, bir hastalık olsa yine teyemmümle abdestini alabilir. Allah kolaylık vermiştir. İslam kolaylık dinidir. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Atamız Abdülhamid Han ne yapardı? Yaver'i anlatıyor. Kalkar kalkmaz sabahleyin ilk işi tuvalete gitmeden önce hemen yanındaki tuğlayla teyemmüm abdesti alırdı. Abdülhamid Han yatalak değildi. Sağlıklı, sıhhatli bir insandı. Neden bu zat teyemmüm abdesti alıyor?
Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Teyemmümü alıyor, tuvalete gidiyor defi hacete. Defi hacetten çıkıyor, istibrasını yapıyor, yürümesini yapıyor. Ondan sonra gidiyor namaz abdestini alıyor su ile. Peki bu birkaç dakikalık dönem içinde. Teyemmümü almasa da direkt tuvalete gitse ne olur? Hiçbir vebali yok, hiçbir sıkıntısı yok. Ama bizim ceddimiz, bizim atalarımız daimi olarak abdesti bulunmaya çok özen gösterdikleri için, çok önem verdikleri için uyanır uyanmaz 3-5 dakika içinde ölürsem abdestsiz ölmeyeyim diye teyemmüm alıyor. Tuvalete öyle gidiyor, ya tuvalette ölürsem diyor. Bari tuvalete abdestli gireyim, abdestimi aldım diyeyim. Vefat ettiğim zaman Allah'ıma abdestimi aldım öyle gittim diyeyim. Buna ince bir zeka derler. Buna mümin hassasiyeti denir. Sen böyle hassas olursan Allah Teala sana yardım eder. Çökmekte olan imparatorluğu 30 sene bir karış toprak vermeden tutarsın. Çökmekte olan imparatorluk. Veli zatlar, alim zatlar böyle yapar. Bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki nehrin yanındasın. 30 metre mesafe var. Neden kalkara kalkmaz toprakla temin yapıyorsun? Üstadım bize bunun hikmetini söyle. Mübarek diyor ki 30 metre mesafeye gidip gitmeyeceğim kesinse yapmam. Ama kesin olmadığı için, canım alınabileceği için bu yürüyüş esnasında ben canımı abdestli olarak vermek istiyorum. Çünkü abdestli ölmek nedir İslamiyet'te? Şehadettir. Şehitliktir. İşte bu teyemmüm böyle önemli bir şey.